İhsan'ın öldürüldüğü gün Recep Bey'misin, öyle mi? Evet, bütün gün birlikteydik. Recep de öyle söyledi zaten. Düğüne uğramış. Sonra da senin eve gitmiş. Önce birlikte düğünün yapılacağı otele gittik. Arabayı ben kullanıyordum. Ceneviz'e bir şey soracakmış. Doktor Bey ile Mimar Hanım'a da altın bırakacakmış. Ben arabada bekledim. Sonra nikah başlamadan çıktı geldi. Sonra da bize gittik. Sabaha kadar da bendeydik. Sabaha kadar sendeydiniz. Evet. İkiniz. Bütün akşam ve gece. Gerçekten ben dedik. Hatta düğünden çıktı geldi bindi arabaya. Sordum niye nikahın başlamasını beklemedin diye. Senle takılmak varken ne bekleyeceğim ya dedi. Sonra da gidip takıldınız. Aynen öyle oldu. Ben öyle duymadım ama. O gece kolsuzda değil de başka biriyle takılmışsınız. Hatta o günden sonra epey takılmışsınız. Seni onun odasında bulduk hatta. Patronun kendisini Ferit'le boynuzladığını bilmiyor herhalde. Bilseydi böyle yalan bir ifade ezberletmezdi sana. Polise yalan beyan vermenin cezasını biliyor musun sen? İki yıldan başlar. Şimdi ifadeni değiştirmek ister misin? O gün Recep'i hiç görmedim. İzinliydim zaten. Ama Recep'e bütün gün ve gece evde olduğumu söyledim. Aslında gece bara gittim. Ferit'le de orada tanıştım zaten. Recep'in cinayet saatinde senin olduğu beyanını kabul etmiyorsun yani. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Recep Demirci, seni İhsan Tokatlı cinayet zanlısı olarak tutukluyorum.